Yurtart International Hydrogen Energy Congress and Exhibition participants. We are very grateful to all of you for your contributions and interest in our Congress. We offer our respect and with the hope that our Congress will be beneficial and successful for everyone. Our program will continue in the morning sessions as a live broadcast, such as YouTube channel, Facebook, and LinkedIn. Our speakers are contacted separately to provide information about the program and broadcasting process. Separate links of the speakers will be given to them and in their WhatsApp groups. For the audience, the YouTube link has been added to the program. Questions can be asked on the YouTube comment section. YouTube broadcast will continue in Zoom sessions. And now to make our Congress first speech, we welcome Professor Yasemin Öztekin Çiftçi on behalf of Organization Committee. Good morning, ladies and gentlemen, dear rector, dear dean, dear president of Grandma, dear colleagues, dear guests. I am pleased to welcome all of you to the International Hydrogen Energy Congress and Exhibition organization as part of Gazi University 1950 University Celebration Event hosted by Gazi University between 14 to 16 June. Our Congress has this hydrogen central theme, which has the fuel or century, energy, materials, and related subtitles. It is universally accepted that hydrogen and associated technologies are essential and indispensable elements of decarbonized energy systems. There is a strong, persistent global momentum in this regard. Initially, I want to thank you for your participation in our Congress. I believe that presentation by each valuable participant will contribute significantly to the solution, the energy problem in our world. The primary energy sources available for use are fossil fuel, nuclear power, biofuel, wind power, hydroelectricity, tidal power, and solar power. We use the energy in homes to keep our house warm, and we use it in schools, hospitals, factories, transport systems such as car and train. All energy sources in our world are derived from the sun, but fossil sources have come to points of depletion. Solar energy is safe and environment-friendly and cost-effective, sustainable, and provide electricity to remote places. Also, this energy can be regenerated. Solar energy reducing carbon dioxide emissions and energy cost provide comfort to our environment with clean energy. Further, hydrogen is the potential energy source for the 21st century due to its advantages on sustainability and energy security, especially for transportation, energy storage system, and power generation. In this manner, the Hydrogen Conference will draw a perspective for future of energy industry, and it will connect the scientists with aim of global energy cooperation for better living standards. The aim of our third International Hydrogen Congress and Exhibition event is to create in the interdisciplinary scientific, industrial, and social collaboration and develop sustainable coordination of research focused on hydrogen technology in 2021, which is celebrating our 1950 anniversary established university to share and evaluate the studies carried out on hydrogen production, storage application, storage material modeling, analysis, safety, strategies at international level, and to lead as an intermediary in the realization of this activity. I would like to make special thanks to Gazi University Rector Prof. Dr. Musa Yıldız and Dean of the Faculty of Science Professor Dr. Suat Kıyak for supporting this Congress. It was organized with the support of faculty member of Faculty of Science, Physics Department and Chemistry Department. And the scope of the Congress, the scientific studies carried out in recent years at international level
presented in hydrogen technologies and other related subtitles will be presented in total of 117 from 50 different countries. It will be shared and discussed with the academicians, researchers, and interested parties by making a presentation. I want to thank Domine Expo that sent our email to XSAT Association, which provides publication support to Solar Baba Company, our media sponsor, and International Hydrogen Energy Association, Energies, and other journals that supported publication. I want to thank everyone who contributed at every stage of the organization. I want to thank our valuable invited speaker and all our participants who contributed with their valuable presentation. Also, I would like to thank the staff of Science Faculty and Rectorate of Gazi University. We wish you success and good times during the Congress. With respect. Thanks. Thank you for your speech. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Suat Kıya ekrana davet ediyorum. Now we welcome Professor Suat Kıya, Dean of Gazi University Science Faculty. Çok teşekkür ederim Açelya Hanım. Sayın Rektörüm, sayın hocalarımız, sayın Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve bilim kurulu üyeleri, katılımcılar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Katılımları sebebiyle bizlere destek veren uluslararası katılımcılar için de katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok verimli bir toplantı geçsin dileğindeyim. Ben bir hidrojen enerjisiyle ilgili olarak biraz ön bilgiler vermek isterim. Dünyada fosil yakıtlar %86 olarak enerjinin %86'sını karşılamakla birlikte özellikle sera gazının global iklim değişikliğine sebep olması açısından bugünkü çevre kirliliklerinin temel sebepleri arasında yer alıyor. Buna karşılık insanoğlu bugün nükleer enerji için toplamda %6'lık bir enerji bütçesi kullanabiliyor. Ancak bunun da radyoaktif atık ve pahalı ilk yatırım sebebiyle pahalı bir enerji kaynağı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında mevcut halde yenilenebilir enerji kaynaklarından toplamda insanoğlu %8 enerjisini buradan sağlamakta. Ve bu da hem çevre dostu hem temiz enerji, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan gelen enerji ve sonsuz bir kaynak. Bu çerçevede hidrojen enerjisiyle ilgili bu toplantı ülkemiz açısından ve ülkemiz bilim camiası açısından da oldukça önemli. Malumunuz güneş ve diğer yıldızlar termonükleer tepkime ile bir yakıt oluşturuyorlar ve bunun da temel yakıtı, enerjinin temel yakıtı burada hidrojen. Hidrojen enerjisi doğada bileşikler halinde mevcut olmakla birlikte hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi sonucu açığa hidrojen enerjisi çıkabilmekte. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alması sebebiyle oldukça önemli bir enerji kaynağı aslında hidrojen. Hidrojen malumunuz evrende bulunan atom numarası 1, kokusuz, renksiz, tatsız, havadan 14.4 kat daha hafif olan bir element. Ve yıldızlarda, yeryüzündeki su kaynaklarında, atmosferdeki su buharında, canlılarda ve fosil maddelerde bulunan bir element. Mesela güneşte en çok bulunan element hidrojendir ve hidrojenin helyuma dönüşme tepkimeleriyle bizim de dünyamızda istifade ettiğimiz fiziksel enerji bu şekilde bizlere kadar ulaşmakta ve bu üretici bitkiler üzerinden klorofil dediğimiz pigment sayesinde kimyasal enerji formuna dönüştürdük karbonhidrat ve karbonhidratlar üzerinden bütün tüketicilere ve insana kadar enerji formu olarak gelen temel bir enerji kaynağı.
Hidrojen yüksek enerji potansiyeline sahip ve yakıt olarak kullanıldığında çevreye zararlı sera gazları yerine sadece su ve su buharı veren bir yayan bir enerji kaynağı. İlk defa 1500'lü yıllarda tespit edilmiş, keşfedilmiş olan hidrojen elementinin 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış ve evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olması da bu açıdan dikkat çekici. Ve malumunuz olduğu üzere suyun bileşiminde hidrojen ve oksijen var ve ilginç bir şekilde birisi yakıt olarak kullanılabilen hidrojen, birisi de yakıcı özellikte olan oksijen, ikisi bir araya gelince mucize bir bileşim olan, molekül olan su molekülünü oluşturması da bir başka dikkat çeken ilginç tarafı. Hidrojenin bütün yakıtlar arasında birim kütle başına en fazla enerji içeren bir yakıt olma özelliği var. Mesela 1 kilogram hidrojen yaklaşık 2.1 kilogram doğalgaz veya 2.8 kilogram petrolde bulunan enerjiyi verebiliyor. Ayrıca petrol türevi diğer yakıtlardan da 1.3 kat daha verimli. Yandığında su ve su buharı oluşturması açısından fosil yakıtların yerini alması gereken sürdürülebilir ve nihai bir enerji kaynağı ve temiz enerji kaynağı olması insanoğlu için oldukça önemli. Hidrojen, yakıt hücreleri üzerinde çalışan evrendeki en basit element ve en bol gaz. Hidrojen, geleceğin temiz enerji sistemlerinde elektronlar için mükemmel bir tamamlayıcı. Ve hidrojenin literatürde kendisinden söz ettirmesi 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida'da Miami Üniversitesi'nde Temiz Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen Hidrojen Ekonomisi Miami Konferansı'nda literatüre girmiştir ve bu toplantıyla Uluslararası Hidrojen Enerjisi Birliği kurulmuştur. Yakıt olarak hidrojenin uçaklarda kullanılması ise ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde denenmiştir. Bu yıldan sonra hidrojen yakıt olarak kullanmaya başlanmış ve bununla ilgili çeşitli motor teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları da yürütülmüştür. Hidrojen enerjisi, hidrojenin saf halde ayrışmasının bir sonucu olarak moleküllerinde salınan kimyasal bir enerji olup bu enerji çeşitli yöntemlerle ısı ve elektriksel biçimlere dönüştürülerek kullanılabilmekte. Ve bu ayrışma sonucunda da su ve su buharı yaymaktadır. Hidrojen enerjisi taşımacılıktan sanayiye, uzay roketlerinin petrol üretimine kadar birçok yerde kullanılabilen bir yakıt türü. Sıvı hidrojenin birim kütlesinin ısı değeri petrolden 3.2 kat daha fazla. Aynı şekilde doğal gazın 2.8 katı kadar. Yanması için 0.15 ila 4.35 değerleriyle diğer yakıt türlerine göre daha düşük hava fazlalık katsayısına ihtiyaç duyması açısından oksijen kullanımı açısından da oldukça verimli bir kaynak. Birkaç örnek vermek gerekirse bir ton kömürü benzine dönüştürüp kullandığımızda bir otobüsün gidebileceği mesafe 708 kilometre. Bir ton kömürü elektriğe dönüştürüp kullandığımızda bir otobüsün gideceği mesafe 722 kilometre iken, bir ton kömürü hidrojene dönüştürüp kullandığımızda otobüsün gideceği mesafe 1030 kilometre olmakta. Yani yaklaşık diğerlerine göre %30 daha verimli bir yakıt tipi. Hidrojen enerjisi yakma teknolojisi ve yakıt pili teknolojilerinde de kullanılıyor. Yakma teknolojilerinde hidrojen, benzin ve doğalgaz gibi yakılabilmekte. Yakıt pili teknolojilerinde yakıt pillerinin elektrolizinin tersi olarak çalışan malzemeler olması hasebiyle hidrojen ve havadaki oksijen birleştirilerek, yani anot ve katot oluşturularak elektrik akımı elde edilmekte. Yakmaya göre verimi daha fazla olduğu için de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılmakta. 1950'lerin sonlarında NASA tarafından uzay çalışmalarında kullanılmaya başlayan yakıt pilleri son yıllarda özellikle ulaştırma sektörü başta olmak üzere sanayi ve hizmet sektörlerinde de başarılı bir şekilde kullanıma sunulmuştur. Yakıt pilleri taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları gibi mobil uygulamalar için kullanılabildiği gibi
Elektrik santralleri için de uygun güç sağlayıcılarıdır. Yüksek verimlilikleri ve düşük emisyonları nedeniyle ulaşım sektöründe de geniş kullanım alanı bulmuşlardır. Neden yaygınlaşamadığına gelecek olursak, hidrojen enerjisi uzay aracı ve arabaları beslemenin yanında diğer birçok alanda kullanılan temiz bir enerji kaynağı olmakla birlikte araştırmalar mevcut koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan yaklaşık 3 kat daha pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanımının hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmelere bağlı olacağını göstermekte. Bununla birlikte günlük veya mevsimlik periyotlarla oluşan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin de hidrojen olarak depolanması günümüz için geçerli bir alternatif. Hidrojen enerjisi fosil enerji kaynaklarının yani kömür, petrol, doğalgaz gibi hızla tükenmesi nedeniyle çevreye zarar vermeyen geleceğin enerjisi olarak anılan bir enerji türüdür. Bu ön bilgilerden sonra ben kongrenin 3. Hidrojen Enerji Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmanız için teşekkür ederiz. Thank you for your speech. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız'ı ekrana davet ediyorum. Now we welcome Professor Musa Yıldız, Rector of Gazi University. Teşekkür ederim Açeli Hanım. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, ülkemizden ve yurt dışından bu kongreye katılan değerli katılımcılar, sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Üniversitemizin kuruluşunun 95. yıl dönümü, 95. yıl dönümünde 3. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongresi ve sergisine paydaş olarak kapı katılmaktan, destek olmaktan üniversitenin rektörü olarak gurur duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu kongrenin başkanlığını yapan başta üniversitemizin Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yasemin Çiftçi hocamıza, yine aynı fakülteden Doçent Doktor Aylin Aytaç hocamıza ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Doçent Doktor Ülkü Bayhan hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel bir kongre geçer. Bu kongremizde ortaya çıkacak sonuçlar ülkemize ve bütün dünya bilimine katkılar sunar diye temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmanız için teşekkür ederiz. Thank you for your speech. Şimdi konuşmasını yapmak üzere TENMAK Başkanı Profesör Doktor Abdülkadir Balıkçı'yı ekrana davet ediyorum. Now we welcome Professor Abdülkadir Balıkçı, President of TENMAK. I believe there's been a problem. Now we will proceed with our first section, with our session chair, Associate Professor Sezgin Aydın.